Ben çok hissiyatı kuvvetli bir çocuktum çocukluk dönemimde de. Ben şu anda 27 yaşındayım. Bazen bir eleştiri geldiğinde de 16 yaşında hikaye yazmış Beyza'yı da savunmam gerekiyor. Ailemle yaşadığım evde koltuğun köşesinde kulaklıklarımı takıp yazdığım bir hikayenin çekiliyor olması, İzmir ve Ege'yi karşımda görmem çok duygusaldı benim için. İsimlerden dolayı da bu arada çok fazla espri yapılıyor. Ben de Diyarbakır şeklinde böyle mesajlar geliyor bazen. 18 tane roman oldu, sinema filmi, şimdi onun devamı gelecek, 3. olarak Karantina gelecek. Bir tane de romanım için ismini vermiyorum şimdi, sürpriz olsun. Televizyon dizisi konuşmalarımız var. 60 yaş üzeri okurlarımın çıktığı bile oluyor ve inanılmaz mutlu oluyorum. Edebiyat dünyasının seni kabul ettiğini düşünüyor musun? Orada biraz böyle iki uçlu bir durum var. Amerika'da nasıl ki genç kurgu yazarları insanları sadece eğlendirmek için yazıyorlar. Benim Türkiye'de yaptığım ve yapmaya çalıştığım şey aslında bu. Oksijen TV'den herkese merhaba. Beyza Alkoç'la sohbet ediyoruz bugün. Yazma serüvenine çok genç yaşta başlayan, daha henüz 18 yaşındayken ilk kitabı basılan, sonrasında çok sayıda kitabı olan, kitapları çok satanlar listesinde yer alan bir yazar Beyza. Ve şimdilerde artık kitaplarının filme uyarlandığı bir dönem yaşıyor. Biz de böyle bir zamanlamayla bir araya geldik. Beyza hoş geldin. Hoş buldum. Çok sevindim bir araya geldiğimize. Çünkü bizim kuşağın bakış açısına göre senin serüvenin inanılmaz bir serüven. Biraz anlamaya çalışacağım ama şunu anlayabiliyorum ki sen kısa zamanda çok yol almışsın. Evet. Ve işte 15-16 yaşında ilk kitabını yazman, belki basılması. Ya yazmayı anlıyorum da yazdıklarını paylaşmak başka bir şey. Neydi o yıllarda? O yaşta duygun ya, bu bir cesaret miydi? Aslında deli cesaretiydi, deli bence cesaret. Evet. Ama ben de çok küçük yaşlardan beri bir şey isteği vardı. Zaten yazmayı çok seviyordum. Hatta benim böyle bir ön sözümde bunu şu şekilde belirtmiştim. Yazı yazmayı öğrenir öğrenmez yazmaya başladım diye. Ben gerçekten direkt böyle tiyatro oyunları, hikayeler yazmaya başlamıştım. Daha 8-9 yaşlarımdayken. Ve birileriyle paylaşmayı çok fazla istiyordum. Evde sürekli ablamın, annemin peşinde koşar. Şunu bir okusanız. Enteresan olan bu. Evet. Genelde paylaşmaz. Normalde, ki ben normalde çok çekingen bir insanımdır. Yani yaptığım şeyleri böyle çok paylaşmak istemem ki yazdığım ilk yıllarda da internette, forumlarda yayınladığımda bir nickname'le Lou Salom, sevdiğim bir yazarın ismini kullanarak bir nickname'le yayınlamıştım bir süre hikayelerimi. Ama ben de buna şaşırıyorum açıkçası. Çok bu kadar içine dönük ve bu kadar çekingen bir insanken yazdıklarımı o dönemde nasıl paylaşabildim? Hala ben de buna inanamıyorum. Şimdi Wattpad'i tabii konuşacağız. Çünkü Wattpad amatör yazarların kendine alan bulduğu bir platform oldu gerçekten. Sen de tahmin ediyorum o ilk keşfedenlerdensin. Aynen öyle. Wattpad'i tanınman da etkili oldu. Ama hani, o fikir nasıl doğdu? Yani hikayelerini tefrika olarak yayınladın orada değil mi? Öyle yayınladım ama ondan önce de ben bir yerlerde tefrika olarak yayınlıyordum. Ve aslında o zamanlar internette böyle bir imkan da yoktu. Yani böyle bir platform yoktu. Ve ben birçok forumda, ki o zamanlar böyle dizi film diye bir forum vardı. Yabancıların fanfiction yazdıkları siteler vardı. Ben orada ısrarla Türkçe hikayeler yazıyordum. Tabii ki okunmuyordu. Çünkü Türklerin keşfettiği forumlar değildi bunlar. Bir şekilde işte Facebook'ta, Twitter'da bile hikaye yazmaya çalıştığım dönemler Bulduğun vardı. Bulduğun her yerde paylaşmışsın. Evet, neredeyse bir yemek tarifleri sitelerinde hikaye yazmadım yani. Ve bu bahsettiğim yaş aralığı da gerçekten 12-13 falan. İlk kitaplarına baktığımda, yanlış hatırlıyorsam sen düzel, Sınır, Sınırsız, Kar Tanesi, Kar Küresi mi? Sınır, Sınırsız, Asansör. Daha sonra Karantina geldi. Kar Küresi, Kar Tanesi onlardan birkaç sonra. Yıl sonra. Peki ilk anda ben belki aşk romanları gibi algıladım. Evet. Yani romantizm var. Ve işte 15-16 yaşında belki daha küçük yazdığın o kitaplarda bu kadar yoğun duygular, yani ne yaşamış olabilir ki o yaşta, nereden çıkıyor bu hikayeler diye düşündüm doğrusu.
Aslında şöyle bir durum vardı. Sanırım böyle ben çok hissiyatı kuvvetli bir çocuktum. Çocukluk dönemimde de. Ve artık ben de 12-13 yaşlarımdayken aşk romanları okumaya başlamıştım ki o dönemde favorim Sophie Kinsella'ydı. Böyle her gün bir tane romanını bitirirdim. Onun Takma isimle yazdığı bir roman serisi de var bu arada. Kendi ismiyle yazmadı. Onu bulup onları da alıp bitirmiştim. Hatta İngilizce olarak bile Türkçe'ye çevrilmeyenleri alıp okumaya çalışıyordum. O kadar seviyordum onun kalemini. O yüzden ondan etkilenerek başta çok romantik ve biraz daha yetişkin tarzında yazmaya çalışmıştım. Ve sınırsız asansör o sayede çıktı. Yani biraz Sophie Kinsella rüzgarıyla çıktı. Daha sonra kendi tarzımı bulmaya ve farklı şeyler denemeye çalıştığımda karantinaya yazdım. Karantina hem gençlik işi hem biraz da suç, polisiye, gizem. Tabii orada yelpaze genişlemiş. Evet, orada bir aslında cinayet çözme hikayesi var. Çok alakasız bir anda böyle romantik komedilerden, romantik dramlardan bir cinayet çözme hikayesini yazmaya geçtim. Sonra 3391 kilometre yine gençlik işi ama romantik ve derken Kar Küresi de aslında bir tık bilim kurgu ve yine gerilim. Ve şu anda bu ay bir kitabım daha çıkacak. Enkaz Altındakiler serisinin ikinci kitabı. O da distopik bir hikaye mesela. Bize ilk kitapların itibariyle şunu düşündürttün. Yani şimdi biz romantik çağ sona erdi Mirim derken 15-16 yaşındakiler bize aksini gösterdiniz galiba. Çünkü okurda böyle bir karşılığı oldu. Öyle oldu. Yani 3391 kilometrede bir de ben mesafe ilişkisini anlatmak istedim. Çünkü benim çok gençlik dönemimdeyken yine ben 15-16 yaşlarındayken bu mesafe ilişkileri ve mesafe ilişkilerinden ziyade mesafe dostlukları çok popülerdi aslında. Mesela benim en yakın arkadaşım da Aydın'da yaşıyordu ve biz bir blog sayfası üzerinden tanışmıştık ve yıllarca ki hala da konuşuruz. Sosyal medya üzerinden. Aynen öyle ve tamamen şu şekilde olmuştu. Favori filmim Twilight serisiydi o dönemde. Twilight ile ilgili katıldığım gruplardan tanıştığım arkadaşlarım vardı ve hala o arkadaşlıklarım devam ediyor. Biraz o dönemden, Twilight döneminden aldığım ilhamla yazdığım bir hikayeydi ve çok da beklemediğim bir karşılığı oldu. Bu benim dediğim tarzda mesafe dostlukları yaşayan gençlerden de karşılık geldi. Geçmişte mesafe ilişkisi yaşamış yetişkinlerden de karşılık geldi. O beni mesela yetişkinlerden bu kadar karşılık gelmesi şaşırttı. Mesafe aşka engel midir? Aynen öyle. 0 kilometre, 3391 kilometre ve 3391 kilometre film oldu. O deneyimi konuşacağız. Çünkü şimdi de yepyeni bir alandan söz ediyoruz. Kitaplardan şimdi sinemaya geçiş var ama İzmir ve Ege. Şimdi isimleri tabii çok tatlı. İsimlerden dolayı da bu arada çok fazla espri yapılıyor. İşte ben de Diyarbakır falan şeklinde böyle mesajlar geliyor bazen. Güzel. Ama böyle bana çok tatlı geldi o dönem o isimler. Yine yani 15 yaşımdayken bulduğum isimler şu an bulsaydım herhalde ne bileyim böyle bir Ali Zeynep falan veya daha modern bir isim koyardım ikisine de. Ama iyi ki de Ege ve İzmir olmuş diyorum. Evet. Çünkü inanılmaz tatlı geliyor İzmir Ege bölgesinde ve hani karakter Ege karakteri İzmir'e şey diyor. İzmir Ege'dedir sen de bendesin tarzında böyle metaforik cümleler de var çok aslında ilişkilerinde. Çok metaforik cümlelerim evet. Var bu arada. Yani o da bir aslında okuru çeken yanı evet, bence. En çok çeken yanı değil sanırım mi? Benim metaforik cümlelerim oluyor o alıntılar... genelde. Herhalde her yerde dolaşıyor. Her yerde dolaşıyor. Zaten her bölümden önce de kitaplarda mesela genelde 30 bölüm oluyor. O bölümün içinde mutlaka bu tarz metaforik cümleler oluyor. Onlardan bir tanesini de görsel olarak bölümün başına koyuyoruz. Çünkü çok seviyorlar gerçekten. Evet. O alıntı meselesiyle sosyal medyayla birlikte aynen zaten bir cevap. Evet. Şimdi 3391 kilometre film oldu. Bu... bir başka deneyim ama şunu sormak istiyorum. Henüz işte 16-15 o yaşlarda yazdığın bir hikayenin film olabilecek yeterlikte olduğunu düşündün mü ya? O nasıl bir karardı? Aslında çok korkunç bir karardı. Çünkü bu biraz şey bir durumdu. Sadece film olması da değil. Ben şu anda 27 yaşındayım ve mesela bazen tabii ki çok güzel yorumlar da alıyorum ama bazen bir eleştiri geldiğinde de 16 yaşında hikaye yazmış Beyza'yı da savunmam gerekiyor. Savunabiliyor musun?
savunabiliyorum ve bazen diyorum ki evet haklı bu eleştiride ama 16 yaşındaki Beyza yazdı şeklinde de böyle bir orada duygusal bir çatışma yaşıyorum kendimle. Tabii ki okuyan kişi de bunu yazarı bu metni işte bu romanı kaç yaşında yazmış hangi eğitimle o dönem ne tarz bir hayat yaşarken yazmış şeklinde tabii ki sorgulamıyor. Sorgulamak zorunda da değil. O yüzden gelen eleştirilerde çok haklı bulduğum yanlar da var ama duygusal olarak dediğim gibi içten içe ama 16 yaşında tarzında bir çatışma yaşıyorum kendi kendime. Bu yüzden film olacağı süreçte de bir tık psikolojik olarak zorlandım. Çünkü biraz şey dedim gerçekten yeterli mi acaba sinema filmine çevrilmek için? Ama orada da çok güzel bir ekiple çalıştık. Peki nasıl oldu ekiple bir araya gelmen? Çünkü yani senaryolaştırmak başka bir süreç. Belki hikayede değişiklikler olmuştur Evet zaten. oldu. Sen müdahil oldun mu? Biraz şu şekilde bir toplantı yaptık. Eğer ben bu hikayeyi şu yaşımda yazsaydım, şu an bulunduğum eğitim ve yaşta yazsaydım nasıl bir şey çıkardı ortaya? Biraz bunun üzerinde yoğunlaşarak yazdık aslında. Senaristimiz Fulya yazdı ama ben de tabii yol gösterme konusunda biraz müdahil olmak istedim. Çünkü okurlarımın da bir takım beklentileri vardı. Mutlaka olsun dedikleri bazı alıntılar vardı. O yüzden biraz müdahil oldum ama genel olarak zaten konuyu beraber oluşturduk. Çok uzun toplantılar yaptık. Bu arada 3091 kilometre sinema filmi olmadan 3 yıl kadar önce yine aynı ekiple bir dizi olması planlanmıştı. Sosyal medya, internet platformlarından birinde. Daha sonra sinema filmine çevrildi. O da aslında yine metaforik bir alıntıdan dolayı. Aralarında binlerce kilometre olmasına rağmen Ege İzmir'e sinemaya gidelim mi diye soruyor kitapta. Ve orada farklı şehirlerde, farklı ülkelerde aynı anda sinemaya gidiyorlar. Oradan biraz daha sinema filminin çok daha güzel bir karşılığı olur, çok daha tatlı olur diye düşünerek bir şey çıktı ortaya. Ben İzmir. Ama ben ne İzmir gibi başidik, ne kordon gibi kalabalığım. Ben özgürlüğüyle meşhur bir şehirde kendi düşüncelerimin tutsağıyım. İzmir! O benim tek arkadaşım. Ama bir arkadaşa ihtiyacın varsa ben buradayım. Çünkü benim ihtiyacım var. Kim benim sana bunu film yapalım diye bir teklifle geldi? Bahadır Arlaer geldi ve ben çok heyecanlanmıştım tabii öyle bir teklifle gelindiği zaman. Ama ondan önce de yine böyle ufak ufak arada bir şeyler geliyordu. Bir mail geliyordu, bir mesaj geliyordu Wattpad Hep üzerinden. bu kitaplarının erişimi Hep, yüzünden değil aynen mi? öyle. Tıklanma sayısı sanırım biraz ilgi çekiciydi ama aslında tıklanma sayısından etkilenip geldikleri için de çok sıcak bakmadım. Çünkü konusunu hiçbirinin konusunu bilmiyorlardı. Öyle O kadar. olunca biraz da peki okudukları zaman vazgeçerlerse, beğenmezlerse bir de ister istemez şey algısı da oluyor. Yani sadece tıklanma sayısıyla gelmeleri de biraz antipatik bir şey gibi geliyor. Ama buradan kendisine de teşekkür ederim bu arada. Bahadır Arlaer kitabı okuyarak gelmişti ve ilk toplantıda bana kitapla ilgili o kadar güzel detaylar anlattı ki tamam dedim yani okumuş ve gerçekten sevmiş. Gerçekten güzel bir şeyler çıkabileceğini düşünmüş. O yüzden gelmiş. O yüzden onunla bir ilerleme kararı aldık. Daha sonra kendisi bizi Ömer Faruk Sorak'la tanıştırdı. Aa, hocam ona da selam olsun. Çok selamlar ve sevgiler. O, yani herhalde çok büyük bir şans benim için zaten Ömer Hoca ile tanışmış ve birlikte çalışmış olmak. Öyle güzel bir ekiple çalışınca da insan biraz da kendi yazdığıyla ilgili endişelerinden de biraz sıyrılıyor. Çünkü bana yardımcı olurlar ve birlikte daha güzel bir şey çıkarabiliriz ortaya. Özgüveni geliyor aslında. Sinemanın yine de zor zamanlarında vizyona çıkan bir filmdi. Belli ki gişesi memnun etmiş ki yeni film Karantina şimdi geliyor. Ama bir başka zor yanı bu filmin bütçesi yani 3391 kilometrenin bütçesi 40 milyon gibi açıklandı. Doğru mu o rakam? Evet doğru. Yapımcının bunu kabul etmesi daha da zor kısmı nasıl oldu? Ben tekrar teşekkür ederim kendilerine buradan. Yapımcı candı. Aslında yurt dışı ayağı olan bir film. Çünkü neredeyse yarısı Fransa'da, Paris'te ve Paris'e yakın bir kasabada geçiyor. Biraz da bütçeyi artıran bu oldu ve çok güzel bir yine çok güzel bir ekiple çalıştılar. Filmin görsel anlamda çok güzel yanları var. Yani izlediğin zaman ben şey diyorum, sesi kapatsan böyle şey gibi Görseli. görsel şölen gibi renkler, ışıklar çok güzel görünüyor. O yüzden çok fazla emek verdiler ve masraftan da kaçmadılar. Çok teşekkür ederim o yüzden. Ortaya güzel bir film çıktı Karşılığını da sayelerinde. almış gözüküyor. Yapımcı ve tüm emeği geçen herkes. Şimdi sen
Bütün bu aşamaları yaşadın. Peki filmi seyrettiğinde sonuçta bir yazarsın. O yazdığın, orada hayal ettiğin dünyayı izlerken beyaz perdede tatmin oldun mu? Tamam mıydı? Ben tatmin oldum ve çok duygulandım. Ama benim zaten hani beyaz perdeye gelene kadar sette bulunduğum günler de çok duygusal geçti. İlk tabii gün, çekimlerde de oldun. Ben ilk gün ağladım zaten. Çok tatlı. Yani ilk başta ilk çekilen sahnede figüranların oynadığı bir sahneydi aslında. Orada bir duygulandım. Daha sonra iki başrol karakterimizi yan yana görünce ben de beklemiyordum böyle bir şey. Bir anda ağlamaya başladım İzmir ve Ege'yi yan yana görünce. Onun sanırım bu kadar duygusal olmasını sağlayan şey de çok eskiden yazmış olmam. Yani ailemle yaşadığım evde, oturma odasında hep beraber oturduğumuz koltuğun köşesinde kulaklıklarımı takıp yazdığım bir hikayenin o an set içerisinde çekiliyor olması, İzmir ve Ege'yi karşımda görmem resmen şey gibi, aslında ergenlik döneminden iki arkadaşımla karşılaşmışım gibi bir duygu oldu. Çok duygusaldı benim için. Hayal edebilmekle alakalı ya, sen bunun en üst örneği gibisin hayal. Aslında bu kadar hayal de etmemiştim öyle bu arada. Mi? Yani evet, benim için kitapların basılı olması bile çok mucizevi bir şeydi. Çok büyük bir hayaldi. Öyle derken 18 tane roman oldu. 18 tane oldu. Ve sinema filmi, şimdi onun devamı gelecek. Üçüncü olarak Karantina gelecek. Ve bu arada bir tane de romanım için ismini vermiyorum şimdi, sürpriz olsun. Henüz kesinleşmedi. Bir televizyon dizisi konuşmalarımız var. Bir 10 sene sonra seni sektörün ana lokomotif isimlerinden biri olarak göreceğiz gibi hissediyorum. Umarım, yani umarım güzel işler çıkarabiliriz de böyle olur. Tabii. Yine böyle şey de olsun hiç istemem. Süreklilik sadece, de önemli çünkü. Evet, süreklilik ve o süreklilikte de o insanların zevk aldıkları, izlerken keyif aldıkları şeyin de düşmemesi evet, önemli. Tabii, tabii. Aslında biraz da mesela karantinanın çekimleri için normalde İzmir'de yaşamama rağmen bir süreliğine buraya taşındık ki her aşamada olabileyim. Yani mekan gezerken de ben olayım. Müzikler yapılırken de ben olayım. Şu an senaryoyu mesela beraber yazıyoruz sevgili Özgür Bakar'la beraber. Her aşamada olmak istedim açıkçası. Kast tam belli mi? Belli değil. Şu anda kast aşamasındayız zaten. Yakında onları da duyuracağız. Tamam. Çok yakında. Anladığım kadarıyla bu yaz çekimleri olur. Evet. Gelecek sezon vizyona yetişir. Bu yıl içerisinde vizyona girecek gibi görünüyor. Yani yıl sonun diye planlıyoruz. Anladım. Ya, yolu açık olsun. Teşekkür ederim. Peki şimdi senin tabii ki sinema filmlerinin de öncelikli izleyicisi okurların olmalı. Evet. Öyle bir gözlemin var muhakkak. Evet evet. Şimdi okurlarından bahsederken biz önce 15-16 yaşında o aralıkta bir okur kitlesi gibi düşündük. Bilmiyorum hala öyle mi? Öyle. Ve sen, ben de o yaşlardaydım bunları yazarken. Aynı duyguları yaşıyordum, paylaşıyordum demişsin. Peki şimdi, zor. Artık o duyguları anlamak, çünkü öyle hızlı jenerasyon farkı açılıyor ki. Şimdi mesela 15-16 yaşındakilere hitap edebileceğini düşünüyor musun? Aslında hala o aramızdaki o bağı koruyoruz ve açıkçası bunun tam olarak nasıl olduğunu da bilmiyorum ama sanırım çok fazla iletişim halinde olduğumuz için okurlarımla neredeyse her hafta farklı bir şehirde bir imza günündeyim ve sürekli olarak müthiş bir talep var, görüyorum. Evet, ve hepsi çok kalabalık oluyor. Yaş ortalaması da hep 15-16. Bu yüzden hala öyle. Bu arada arada böyle çok yetişkin, hatta 60 yaş üzeri okurlarımın çıktığı bile oluyor ve inanılmaz mutlu oluyorum. Öyle olunca 15-16 yaş okurlarımla çok fazla iletişim halinde kalınca aslında sanırım onların gelişen o dilini de, zaman içerisinde değişen dillerini ve neye ilgi duyduklarını da bir şekilde takip edebiliyorum. Mesela bana her gelişlerinde ufak hatıra hediyeler getiriyorlar. İşte mesela bu bir okurumun hediyesiydi. Toka getiriyorlar mesela. İşte bir veya bir mektup yazıp getiriyorlar. Onları okuyarak veya hani getirdikleri tokadan bile ha artık demek ki bu tokalar meşhur şu anda moda bu şeklinde çıkarımlar yaparak veya geldiklerinde konuşma tarzlarından sık kullandıkları kelimelerden çıkarımlar yaparak. Dil de değişiyor. Aynen öyle, evet. Dil de değişiyor. Ama yine de o şekilde sürdürebiliyorum onlarla olan bağımı. Ama tabii senin artık artı 16 ibaresi olan kitapların da var, tabii değil var, mi? Tabii var, evet. Yani burada başta, da yetişkinler aslında var. Aslında başta yazdıklarım, başta bu yola çıkış şeklim, Sophie Kinsella'dan ilham alıp da çıkış şeklim,
aşk hikayeleriydi. Hı-hı. Onlar hep artı 16'ydı. Sınır sınırsız asansör. Hatta asansörde bir sadakatsizlik hikayesini anlatmıştım. Ha tabii, aslında ben daha sonra büyüdüğünde yazdıkların gibi düşündüm. Hayır, sonradan doğru. Genç kurguya çevrildi doğru, yani doğru. Tarzım. Başta daha yetişkin hikayeleri yazarak başladım aslında. Ve genelde gelen yetişkin okurlarım da onları okuyarak geliyor. Hatta çok eski baskılarını getiriyorlar. O da çok güzel bir hep iletişim ve temas halinde olmuşsun. Hı-hı. Bu da okurun çok istediği bir şey aslında. Evet. Hani kitaplarındaki karakterlerle belki seni de özdeşleştirdiler. Hı-hı. Yani sen orada önce kendini ortaya koymuşsun. Bir yazar için de çok zor. O açıdan da şaşırıyorum. Zor bir şey, evet. Değil mi? Yani çünkü bir yandan hafta sonu bir yere gidiyorum mesela, farklı bir şehre imza günü yapıyorum ve hafta içi gelip hikaye yazmaya devam ediyorum. O biraz zorluyor çünkü o hikaye yazma olayı aslında, evet, oturduğun zaman işte 10 sayfayı bir saatte yazabiliyorum aslında, ama o 10 sayfayı yazmaya başlayana kadar çok uzun zaman harcamam gerekiyor ki biraz kafamı boşaltayım. Yani mesela hayatımda yolunda, her şey yolunda gitse bile, hikayede bir şeyler yolunda gitmiyorsa benim o moda girmem gerekiyor. Böyle duygusal müzikler dinlemem gerekiyor. Biraz daha o drama kendimi hazırlamam gerekiyor. O biraz zorluyor ama orada da şey avantaj olarak görüyorum. İmza günlerine git gel yaparkenki yolculukları, yani mesela uçak yolculukları benim için bir şey gibi. Eve gidince yazacaklarımın hazırlığı gibi oluyor. Onu bir şekilde dengeye oturttum sanırım onu. Ama hep zihninde, evet, sürekli bir telaş var aslında. Biraz öyle. Ama ben sanırım bunu seviyorum ve hatta belki bağımlısı bile olmuş olabilirim. Belki biraz işkoliklik var ya da yazmayı çok sevdiğim için de böyle oluyor olabilir. Belki iş gibi çünkü gelmiyor zaten. İş gibi gelmiyor. Yani bir hobim var ve ondan vazgeçemiyorum gibi de geliyor. Ben mesela çok yorgun olduğumda bile yani yatar ve öyle hayal ederim hikayeyi. Bazen böyle evde şey, ayrılık şarkıları, ayrılık acısı anlatan şarkılar açıp dinliyorum. Hani eşim de şey diyor, hani bir problem mi var? Hayır diyorum, ben şununla şunu düşünüyorum şu an. İşte Onur'la Zeynep'i düşünerek dinliyorum şu anda diyorum. Peki, aslında hayali karakterleri düşünerek orada bir ufak çaplı bir aşk acısı çektiriyorum kendime. Onların aşkının acısı ama. O biraz tabii duygusal olarak yoruyor. Ama seviyorum da o yorgunluğu işte. Şimdi eşinle ilişkinde nasıl bir durum var, onu da merak ettim. Hep hayalleriyle yaşayan, hep hayalinde kurduğu karakterlerle bir arada olan bir kadın. O da sanırım alıştı artık bu duruma. Çünkü biz, ben 18 yaşındayken tanıştık. Ha. O benim yayıncımın yeğeni bu arada. O da yayın evimde çalışıyordu. Yani bir yandan üniversiteye giderken bir yandan part time olarak yayın evimde çalışıyordu. Hmm. Fuarlarda çalışıyordu. Hala da yayın evimde çalışıyor bu arada. O dönemde tanıştığımız için sanırım hiç yadırgamadı. Hani şey gibi olduğun için, ilişki normali bu sanırım genel olarak gibi her oldu. Her şey böyle başlamıştı. Her şey böyle başlıyor genel olarak gibi bir algı oldu belki de, bilmiyorum. Biraz da şey zaten, ben bir tık bağımsız yaşamayı da seven bir insanım evin içinde. O da öyle. O kendi bir şeyler izler, ben bir kenarda hikaye yazarım veya o oyun oynar, ben yine hikaye yazarım. Biraz o tarz bir denge olduğu için onu iyi kurabildiğimizi düşünüyorum. O yüzden çok da kafasına takmıyor. Çünkü ben hani bilgisayarı kapattığım zaman da hadi birlikte bir şeyler yapalım moduna da hemen geçebiliyorum. O yüzden dengeli bir şekilde ilerliyor. Yani nasıl başladıysa öyle gider gibi, zaten öyle başlamış. Peki ya bir gün çocuk sahibi olmak isterseniz? Aslında ya böyle bir düşüncemiz var ama yakın zamanda düşünmüyoruz. Çünkü bizim bir kedimiz var. Hatta şöyle söyleyeyim, annemlerde bir kedi var, ablamda kediler var vesaire. Güzel. Böyle çok kedili köpekli bir hayatımız var. Ve onlarda bile bir şey durumu oluyor. Bir imza gününe gittiğimde aklım çok arkada kalıyor. Bir gün bile gitsem ayrı kalırken çok zorlanıyorum. O yüzden aslında tabii ki çocuk olduğunda da bir günlüğüne gidip bırakabileceğim birileri mutlaka var ama benim o aklımın arkada kalması durumundan dolayı şu anda böyle bir düşüncemiz yok. Ama gelecekte bir gün olur mu? Olabilir. Ve nasıl yürütülür bu süreç onu bilmiyorum ama hiçbir şekilde. Olur olur. Onda da ben sana referans olabilirim. Tabii ki yazmak değildi ama benim de hayatım çok yoğundu. İş hayatım çok yoğundu. İki tane kocaman oğlum var. Dolayısıyla hepsi olur. Sen bu planlamayı çok güzel yaparsın. Peki yazmakla okumak çok bir arada düşünülür.
Yazdığın kadar okuyabiliyor musun? O kadar okuyamıyorum. Aslında şöyle bir durum var. Bir romanı yazdığım süre boyunca, örneğin 6 aylık bir süre tanıyorum diyelim ona. O dönem çok roman okuyamıyorum, okumamam gerekiyor. Çünkü bir yerden sonra üslubun, o yazarın üslubuna dönmeye başladığını fark ediyorum. O yüzden onu bitirip birkaç aylık bir sürede aslında bir şeyler okuyorum, sonra diğerine başlıyorum gibi oluyor. Ki üslubum etkilenmesin, biraz oradan etkilenmiş bir şekilde değişmesin diye. O aralıklarda daha çok okuyorum. Onun dışında yazarken sadece çizgi roman genelde okuyorum ki çok sevdiğim için de. Bu arada karantinanın da yakında çizgi romanı çıkacak. Şu anda çizimleri yapılıyor. O biraz da şey gibi oldu. Yani çizgi roman okumak benim o kadar büyük bir hobim ki. Yani kendi yazdıklarımın çizgi romana dönüşüyor olması da benim için çok güzel bir şey oldu. Ya şimdi dur, sayalım mı Beyza? film geliyor, filmi, sinema filmi geliyor. Dizi geliyor. Çizgi roman. Çizgi roman geliyor. Yeni kitap geliyor. Yeni kitap geliyor. Hani gerçekten çok üretken, çok verimli kullanıyorsun zamanı. Bu senin sırrın. Hala bu kadar konuştuk yani net de nasıl olabilir demeye devam ediyorum ama var bir dengen. Yani evet, onu galiba çok küçük yaşlarda başlamış olmamın avantajı bu. Çünkü hayat normali bu gibi benim için. Yani bazen şey bile yaşıyorum. Gece rüyamda bir şey görüyorum. Bir anda uyanıyorum. Saat 3 telefonuma not alıyorum. Şöyle şöyle şöyle. Hani bazı harfleri böyle yanlış yazmışım. Sabah kalkınca bakıyorum. Onu anlıyorum. Rüyamda görüp bir şeyi not almışım. Yani hani uyurken bile hala beynim şey şeklinde çalışıyor. Bunu hikayeye yazarsın, bak bu iyi bir fikir, bu güzel bir cümle şeklinde beni uyandırıp not aldırıyor. Özellikle Türk yazarlardan okuduğun, takip ettiğin, seni zamanında çok etkileyen. Son zamanlarda Ege Soley'in kitaplarını çok seviyorum. Aslı Biçen'i çok seviyorum. Onu da bana bir dönem karantinayı bir proje için İngilizce'ye çevirirken beraber çalıştığımız bir çevirmenim vardı, Feyza Havıl. O önermişti. Ve bayıldım kitaplarına. Aslı Biçen'i çok seviyorum. Onun dışında İpek Ongun'un çok büyük hayranıyım. Geçmişte okumuştum tabii ki kitaplarını ama çok severim kendisini. Aslı Ilgın Kopuz'u okudun mu? Hiç okumadım. Öneriyorum. Ama tamam, tavsiye ederseniz buradan evet, çıkar çıkmaz. Can Yayınları'ndan, o da yeni bir kitap. ben de çok sevdim ve İlk kez o kitabıyla tanıştım yazarla. O yüzden de tatlı aslında. Ben de öyle bir öneride bulunmuş çıkar olayım. Çıkar çıkmaz gidip alıyorum kitabını o zaman. Çok teşekkür ederim. Şimdi senin çok ilham veren bir hikayen var. Ve dediğim gibi işte nice genç yazar belki şu anda bunun hayalini kuruyor. Fakat edebiyat dünyasıyla ilişkin nasıl? Çünkü hani edebiyat camiası dediğimiz bizim bir arkadaşımızın deyimiyle Arnavut mafyası gibi bir durum. Yani edebiyat dünyasının seni kabul ettiğini düşünüyor musun? Orada biraz böyle iki uçlu bir durum var. Bir kesim çok fazla böyle sadece kült isimler okunsun, sadece başyapıt olan romanlar okunsun şeklinde diretirken, bir kesimde zaten kitaplar da birer eğlence aracı. Nasıl ki bir dizi, bir film izliyoruz veya YouTube'dan bir video izlemek gibi bir şey aslında. Ve bu şekilde de üretilmesini destekliyor, seviyor. Ki benim de bu arada yazış amacım insanlar kafalarını yormasınlar. Yorgun hayatlarından geldikleri zaman biraz da böyle Amerikalıların çiklit dedikleri bir tür var. Filiç edebiyatı deniyor. Evet, çiklit literature. Neymiş filiç edebiyatı? Aslında Sophie Kinsella'nın tarzı tamamen o. Tamam. Böyle kafan boşken biraz daha, yazar arkadaşlarım bu kelimeyi hiç sevmez bu arada ama çerezlik kitaplar denen tarzda mesela ben yazmayı çok seviyorum. Evet, bir kısım bunu kabullenmek istemiyor ama en azından ben kendimce söyleyeyim. İnsanları eğlendirmek için, kafalarını biraz daha rahatlatabilmek için, kafalarını yormadan bir şeyler okuyabilmeleri için yazıyorum. Bir tık şey durumu da var tabii. Bazı acımasız kıyaslamalar oluyor. Mesela çok kült romanlarla, çok başyapıt eserler çıkaran yazarlarla kıyaslandığım oluyor. Ve bununla ilgili açıkçası ne hissedeceğim, ne diyeceğimi bile bilemiyorum. Çünkü zaten hani çok alakasız bir kıyaslama. Ben Amerika'da nasıl ki çok böyle sıradan genç kurgu yazarları çok fazla var ve insanları sadece eğlendirmek için yazıyorlar. Benim Türkiye'de yaptığım ve yapmaya çalıştığım şey aslında bu. O yüzden bu iki uçlu durum
zaman zaman canımı sıksa da zaman zaman da anlayabiliyorum onları kesinlikle. Evet. Hani bazı noktalarda tabii ki haklı oldukları yerler de var. Ama şu şekilde bakıldığında da sadece eğlendirmek için yazıyorum. Böyle kafa yormalarını gerektiren veya insanların düşünmelerini istediğim herhangi bir şey yazmıyorum zaten. O açıdan da yaptığım işi seviyorum ki benim için en önemli olan şeylerden biri şu. Şimdi çocuklara yazmıyorum, yetişkinlere yazmıyorum. Ortadaki bir kitleye yazıyorum aslında. Genç kurgu yazıyorum. Ve şey cümlesini çok fazla duyuyorum. Hayatımda okuduğum ilk kurgu roman sizinkiydi. Bu çok duygusal bir şey benim için. Ve şimdi 3391 kilometre vizyona girdikten sonra da şunu duydum. Gittiğim ilk sinema filmi 3391 kilometreydi. Mesela benim gittiğim ilk sinema filmi Harry Potter serisinin ikinci filmiydi. Ve hala hatırlıyorum. Hiçbir zaman da unutamayacağım. Çünkü hayatımda gittiğim ilk sinema filmi. O genç kitlenin içerisinde bu şekilde yer almak benim için çok özel bir şey. Onu da geçtim. Ben Anadolu'da imza günleri yapıyorum mesela. Onlar da en az kıyı şeritleri kadar kalabalık oluyor. Tabii ki anne babalarda da şey durumu oluyor. Acaba çocuğum ne okuyor? Bu sebeple bazı anne babalar da okuyor ve sıraya girip bana şey diyen oluyor. Kızım ne okuyor diye okudum. Beni de çok sardı. Çok sürükleyici. Ben de çok sevdim. Ve kendim kitabımı imzalatmaya geldim kızımla birlikte. Bazı anneler hayatımda ilk defa roman okudum. Çok akıcıymış diyor. Çünkü dediğim şey bu. O çok kült, başyapıt romanlarla ve yazarlarla tabii ki kıyaslanamam. Ki ben bunu zaten söylüyorum. Tırnakları bile olamam. Benim amacım da sadece insanların çok basit bir şekilde de kafalarını yormadan ve çok efor sarf etmeden okuyabilecekleri kurgu romanlar yazmak. Beyza, bu arada tabii internet çağının, yeni çağın aslında temsilcilerinden birisin. Dolayısıyla hemen akla acaba yapay zekayı kullanıyor mu Beyza diye gelir. Kullanıyorum. Ne diyorsun? Kullanıyorsun. Nasıl hatta böyle son zamanlarda şey diyorum. Kullandığım bir yapay zeka uygulaması var. Bir Midjourney. Artık uygulama beni engelleyecek. Ben bu kadar fazla talepten dolayı engelleyecek diye düşünüyorum. Ben yine tefrika şeklinde her hafta hikayeler yazmaya devam ediyorum. Ve her bölüm içinde yapay zeka benim için çok büyük fırsat oldu. Görseller üretiyorum. İşte sahneyi tarif ediyorum İngilizce bir şekilde. O da çiziyor. Ve sabahtan akşama kadar bazen oturup şunu da çiz, bunu da çiz, onu da çiz şeklinde görseller üretiyorum. Hatta en son hikayemin kapağını bile yapay zekaya yaptırdım. Artık çok başka bir boyutta ki şu an yayıncılık sektöründe de bu arada kapak çizimlerinde yapay zekadan çok büyük yardım alınmaya başladı. Yani görseller konusunda tahmin edebiliyorum ama mesela içerik ve işte hikayenin oluşturulması kısmında. O konuda da son hikayeme isim bulmakta çok zorlandım. Yani aklımda çok fazla isim vardı. Yapay zekada birkaç kere şeyi denedim ilham alabilmek için. Yeni hikayemin konusu şu, bana bu hikayeyle ilgili isim üretir misin şeklinde. Çok da güzel isimler üretti. Onlardan birini kullanmadım aslında ama müthiş bir mecra diyebilirim artık. Bir noktadan sonra neredeyse kitap yazar hale bile gelecek diye düşünüyorum. Evet. Bu arada çizgi roman için de bir çizerle çalışmadan önce araştırmıştım. Henüz gelişmemiş ama yakında onun metni verdiğinde çizgi romana dönüştüren hali bile geliyormuş. Yani, ki bunu öncelikli kullanan yine Beyza Alkoç olacaktır, ona hiç şüphe yok. Bir yandan da sinema serüveninden söz ederken şimdi Emre Gül'ün, yine genç bir yazar olan Emre Gül'ün Güneşi Söndürmem Gerek kitabının film uyarlaması vizyonda. İzleyebildin mi? İzleme şansın oldu mu? Henüz izleyemedim. Emre beni galaya davet etti aslında ama o dönemde İstanbul'da değildim. İstanbul'a geçen hafta geldik ve maalesef gidemedim ama ilk boş günümde gideceğim. Çünkü Emre ile biz aynı siteden, Wattpad üzerinden aynı dönemde yazmaya başladık. Ve neredeyse 10 yıl oldu. İmza günlerimiz genelde aynı salonlarda oluyor. Onunla da öyle bir arkadaşlığımız, öyle bir bağımız var. Çok güzel bir film olduğunu düşünüyorum. Çünkü fragmanların, birçok fragmanı çıktı. Birçok böyle sahnelerden kesitler çıktı. Ki okurlarımız da biraz ortak olduğu için kendi takip ettiğim okurlarımdan da, paylaşımlarından da görüyorum. Çok beğenmişler, çok sevmişler gibi görüyorum.
bol şans diliyorum sinemada onlara da. Sinemada yeni bir akım yaratıyor gibi biraz düşünüyorum öyle oldu. Sizi. Uzun bir süredir aslında genç kurgu işler yapılmıyordu. Evet. Yine genelde çocuk ve yetişkinlere yönelik işler yapılıyordu. Bundan sonra umuyorum ki aslında belki bizim de biraz açtığımız yolla genç kurgu işler biraz daha artacak gibi görünüyor. Evet, ilham verdiğiniz kesin. Herkesin yolu açık olsun, öyle diyelim umarım o zaman.